Bugün ilk dersimiz olacak. Bu dönem Yüzbürü Kodlu Genel Muhasebe kitabımızı ve burada yer alan konuları birlikte yürüteceğiz. Adım Cem Sayın. İşletme Fakültesinde görev yapıyorum. İlk dört ünitemiz ara sınav sorumluluk ünitesi olarak geçiyor. Bugünkü dersimiz ilk üniteyle, yani muhasebeye giriş başlığını taşıyan üniteyle dersimize başlayacağız. Bu ünite sonunda ulaşmak istediğimiz amaçlar işte muhasebeyi tanımlayabilmek, muhasebe bilgisinin kimler için ve neden gerekli olduğunu ifade edebilir hale gelmek, muhasebe kavramlarının önemini açıklayabilir hale gelmek, temel muhasebe işlemini açıklayabilmek, bilanço gelir tablosunun tanımını yapabilir hale gelmek ve finansal nitelik işlemlerin bilanço üzerindeki etkisi hakkında değerlendirmeler yapabilmek. Kitabımızdaki konular çerçevesinde kitabımıza paralel bir şekilde dersimizi işleyeceğiz. Bu çerçevede konu başlıklarımız muhasebenin tanımı, amacı ve işlevleri ilk olarak. Daha sonra muhasebe bilgisinin kullanıcılarından bahsedeceğiz. Muhasebenin bölümlerini, muhasebe mesleğini, muhasebenin temel kavramlarını ele alacağız. Ve temel finansal tablolardan bahsederek bugünkü dersimizi sonlandıracağız. Mümkün olduğunca kitabımızda yer alan bütün konu başlıklarına değinmeye çalışacağım derslerimiz sırasında. Fakat süre kısıtımız olduğu için bazı konulara çok detaylı bir şekilde ele alma olanağımız olmayabilir ama bütün konular hakkında yorum yapabilecek, gelen soruları yanıtlayabilecek düzeyde bilgi aktarımını size gerçekleştireceğim elimden geldiğince. Bu dersi alan arkadaşlar içinde ilk defa dersi alanlar olabilir veya daha önce dersi almış olan tekrar alanlar olabilir ya da bu meslekle muhasebe ile ilgilenen arkadaşlarımız olabilir. Ben dersi hiç daha önce almamış, bu işle hiç ilgilenmemiş kişilere göre yani temelden sıfırdan başlayarak size muhasebeyi aktarmaya, anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle muhasebe nedir? Bundan bahsedelim, biraz bunun üzerine konuşalım. Çevremizde biliyorsunuz sayısız işletmeler vardır. Bu işletmeler bir takım faaliyetler yürütür ve bu faaliyetleri aracılığıyla bireylerin, insanların bir takım ihtiyaçlarını karşılar. Şimdi bu yürütülen faaliyetler, iktisadi faaliyet ne yapıyor işletmeler? İşte üretim faktörlerini bir araya getiriyor, bir takım kıt kaynakları kullanarak ürünler üretiyor ve bu ürünleri ihtiyaç sahiplerine, biz nihai tüketicilere bir şekilde ulaştırıyor. Şimdi muhasebe peki neden devreye giriyor burada? Şimdi çevremize baktığımızda dedik ki sayısız işletme vardır. Şimdi baktığınızda herkes işletme kuruyor. İşte bir AVM'ye girdiğinizde her katında onlarca işletme görürsünüz. Farklı faaliyetler yürütür. Kıyafet, pantolon, kazak satar, işte ekmek, kuaför satar. Bu tür işletmeler vardır. Bu işletmelerin temel kuruluş amacı nedir? Bir kişi neden kurar işletmeyi? Kâr elde etmek için. Değil mi? Temel amacı kâr elde etmektir. Dışarıdan baktığınızda da bir işletmenin kâr ya da zarar edip etmediğini kolay kolay ne yapamazsınız, anlayamazsınız. İşte burada arkadaşlar muhasebe devreye giriyor. Muhasebenin aslında temel amacı işletmenin sonucunu ortaya koymaktır. Sonuç derken de kâr veya zararı kastederiz. İşletmeyi kuran kişiler kurdukları işletmenin durumunu, sonucunu görmek isterler. Bunun için de muhasebe ne yapar? Muhasebe bu işletmelerin faaliyetlerini kaydeder. Şimdi kaydettiği faaliyetlere bakarak, muhasebenin işletmenin kaydettiği faaliyetlerine bakarak sonucu tek bakışta söylememiz pek mümkün değildir. Çünkü yüzlerce faaliyet gerçekleşiyor. Daha sonra bu kaydettiği faaliyetleri muhasebe sınıflandırır. Yani benzer nitelikte olanları bir araya toplar. Hala sonucu tam olarak göremiyoruz. O yüzden kaydedip sınıflandırdığımız faaliyetleri muhasebede özet ve raporlar haline dönüştürerek sonucu ortaya koyarız. Daha sonra da bu sonuca bakarak işletmenin durumu hakkında analiz ve yorum yaparız. İşte muhasebenin ne dedik ya temel amacı işletmenin sonucunu ortaya koymaktır. Bunu yaparken de işletmenin gerçek hayattaki faaliyetlerine odaklanır. Biz bu ders kapsamında ticaret işletmeleriyle ilgileniyoruz. Yani bir ürünü alıp onu hiç değiştirmeden ya da çok küçük değişiklikler yaparak üzerine kâr ekleyip satan işletmelerle ilgileniyoruz. Bize muhasebe bu işletmelerin sonucunu söyler. Farklı işletme türleri vardır. Buna uygun olarak da farklı muhasebe türleri vardır. Dolayısıyla ne dedik? Aslında şöyle tanımlanır temel amaç kitaplarda. İşte ekonomik kararlar için kullanıcıların
karar vericilerin alacağı ekonomik kararlar için gerekli olan bilgileri sağlar, muhasebe eder. Temel en yalın amacı ise işletmenin sonucunu ve durumunu ortaya koymaktır. Bunun için de işletmelerin gerçek hayattaki faaliyetlerine odaklanırız. Bizi ilgilendiren dediğim gibi ticaret işletmeleri dediğimiz bir ürünü alıp üzerine kar ekleyerek bize satan işletmelerdir. Bu işletmeler birinci sınıf tacir, ikinci sınıf tacir olmak üzere ikiye ayrılmıştır vergi usul kanunu tarafından. İkinci sınıf tacirler işlem hacmi daha küçük olan işletmelerdir. Dolayısıyla sonuçlarını bulmak kolaydır. Birinci sınıf tacirler ise işlem hacmi daha büyük olan, daha çok, daha farklı, daha çok sayıda faaliyet yürüten işletmelerdir. Bunların sonucunu bulmak biraz daha zordur. İkinci sınıf tacirler, yani daha küçük işletmeler, basit bir söylemle, işletmelerin sonucunu ortaya koyarken kullandığımız defter işletme hesabı defteridir. Birinci sınıf tacirlerin sonucunu ortaya koyarken daha fazla sayıda defter kullanırız çünkü daha büyük işletmeler olduğu için. Birinci sınıf tacirler de işte YM defteri, diğer adı günlük defter, büyük defter, diğer adı defteri kebir gibi defterler kullanırlar ve envanter defteri kullanırlar. Farklı belgelerde bu süreçte kullanılır. Şimdi muhasebe işletmenin sonucunu ortaya koyarken bir takım fonksiyonlar yerine getirir arkadaşlar. Bir takım işlevler yerine getirir. Ne dedik? Aslında muhasebenin yaptığı şudur. Gerçek hayata bakmak. İşletmenin, ticari işletmelerin faaliyetlerini yapmış olduğu, gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri farklı bir araç ve dil kullanarak muhasebe dediğimiz dünyada anlatmaktır. Yani bir takım fonksiyonlar yerine getirir işletmenin sonucunu ortaya koyarken. İlk fonksiyonu muhasebenin kaydetme fonksiyonudur. Az önce söyledik ya, işletmelerin gerçek hayattaki faaliyetlerini muhasebe dediğimiz dünyada kaydederek anlatırız. Bu kaydetmeyi YM defteri dediğimiz defterde, yani günlük defterde yaparız. Bu defterler hakkında ilerleyen süreçte bilgi aktarımı yapacağım size. Muhasebenin bir de yeri gelmişken söyleyeyim. Böyle girift içte geçmiş bir yapısı vardır arkadaşlar. Bazı bilgileri şu an alıyorsunuz. Bu bilgilerin tamamlayıcılarını ise daha ilerleyen konularda alacaksınız. Sonra bir bütün ortaya çıkacak. Dolayısıyla o bağlantıyı ben size her zaman kuracağım. Bağlantıyı koparmadan her bilgiyi aldığınızda beyninizde bir yere yerleştireceksiniz. Bazıları eksik kalacak, işte tam yerine oturmayacak belki ama o parçalarını tamamladıkça o bütünlüğü anlamı da kazanmış olacak. Dolayısıyla verdiğim kadarıyla aklınızda tutmaya çalışın bilgileri. Daha sonra dedi ki kaydettiklerimizi sınıflandırırız. Niye? Yüzlerce faaliyet var. Her birini tek tek yazıyoruz. Bir bakışta sonucu görmek mümkün değil. O yüzden doğal özellikleri benzer olanları bir araya toplarız. Buna sınıflandırma denir. Sınıflandırmayı ise defteri kebir, diğer adıyla büyük defter aracılığıyla yaparız. Bazı şeylerin birden fazla ismi vardır. O isimlerin her birini bilmenizde fayda var. Çünkü farklı isimleriyle karşınıza çıkabilir. Faaliyetleri kaydettik, sınıflandırdık. Hala bir bakışta işletmenin sonucunu göremiyoruz. Sonra bu kaydedip sınıflandırdığımız faaliyetleri özet ve raporlara dönüştürürüz. Yani muhasebede özetleme ve raporlama diye bir başka fonksiyon olduğunu görüyoruz burada. Özetleme ve raporlamayı da finansal tablolar aracılığıyla, yani bilanço ve gelir tablosu aracılığıyla gerçekleştiririz. Son olarak da bu oluşturduğumuz özet ve raporlara bakarak işletmeyi analiz eder ve yorumlarız durumunu. Bunu da finansal tablolar analiz dediğimiz başka bir ders kapsamında yaparız. Çünkü burası oldukça kapsamlıdır. Bunun için ayrı bir ders açılır, finansal tablolar analiz diye. Her bölümde yok ama işletme gibi bölümlerde okuyan arkadaşlarımız bu dersleri de görecekler. Bu şekilde arkadaşlar işletmenin sonucunu biz muhasebede ortaya koyuyoruz. Şimdi demek ki bakın muhasebeyi tanımladık az önce. Ne dedik? Bir işletmenin mali nitelikteki işlemlerini kaydeden, kaydettiği bu işlemleri sınıflandıran, daha sonra sınıflandırdıklarını özet ve raporlar haline dönüştüren bilim ve sanat dalıdır diye tanımlanır. Şimdi muhasebenin tanımını bilmek bize neyi gösterecek? Bu süreçte neleri öğreneceğimiz? Yani tutup muhasebenin tanımı nedir diye sorması hiç kimse bize. Ama biz muhasebenin tanımını bildiğimizde bu ders kapsamında demek ki neyi öğreneceğiz? İşletmelerin mali nitelikteki işlemlerini kaydetmeyi, bu kaydettiğimiz işlemleri sınıflandırmayı, daha sonra bunları özet ve raporlar haline dönüştürmeyi, son olarak da sonucu yorumlamayı öğreneceğiz.
Peki bu bilgileri, hani muhasebenin temel amacı işletmenin sonucunu ortaya koymakta dedik ya, kim bilmek istiyor sonucu? Sonucu bilmek isteyen, ilk bilmek isteyen kimdir? İşletmenin sahibidir. Değil mi? İşletmenin sahipleri ve ortaklarıdır veya ortaklarıdır. Bunlar kurmuş oldukları işletmelerin durumunu bilmek isterler. İşte burada muhasebe bilgi sistemi dediğimiz sistem bu bilgileri üretir. İşletmeler biliyorsunuz kişiler tarafından kurulabilir veya başka işletmeler de yeni işletmeler kurabilir. Ne yaparız? Mesela gittik, birikimimiz var, sermayemiz var. Bunu kullanarak bir işletme kurarız. Amacımız kâr elde etmek, para kazanmak. Bu süreçte de durumumuzun ne olduğunu bize muhasebe bilgi sistemi ürettiği bilgilerle söyler. İşletmenin sonucunu başka kim bilmek istiyor? Devlet. Peki devlet neden bilmek ister işletmenin sonucunu? Vergi almak için, değil mi? İşletmeler belirli zamanlarda sonuçlarını açıklarlar. Diğer der ki mesela ben şu kadar kâr elde ettim. Devlet de bu kâr üzerinden ne yapar? Vergisini alır. Niye? Çünkü kamu harcamaları için devletin kaynağı ihtiyacı vardır. O yüzden bu bilgi devlet açısından da oldukça önemlidir. Yine yöneticiler de işletmenin sonucunun durumunu bilmek ister. Bu da yine muhasebe bilgisi kullanıcısıdır yöneticilerde. Çünkü işletmeleri yönetenler o işletmeler hakkında kararlar alırlar. Nereye yatırım yapılacak, ne kadar yapılacak, ne harcamalar yapılacak. Bu kararları isabetli alabilmek için aldığı kararların sonuçlarını görebilmek için muhasebe bilgilerini kullanırlar. Çalışanlar ve sendikalar gibi unsurların da muhasebe bilgisine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Neden? Çalışanlar şunu bilmek ister. Çalıştığım işletme ne kadar sağlam, ne kadar uzun ömürlü. Ben burada meslek açısından, iş açısından uzun bir süre çalışabilecek miyim? Bir güvencem var mı? Bunları görmek ister. Sendikalar yapacakları iş sözleşmelerinde, işte ücret pazarlıklarında işletmenin durumu hakkında bilgi sahibi olmuş olmak ister. Yatırımcılar biriktirmiş oldukları paralarını, yani tasarruflarını yatırıma dönüştürürken, başka işletmelere ortak olmak için kullanırken o işletmelerin durumunu bilmek ister. Hangi işletmeye, hangi şirkete yatırım yapacağını buna göre belirler. Yine muhasebe bilgisi burada çok önemlidir. Rakipler de yine kendi işletmemize dahil olmak üzere rakiplerin durumunu da yine muhasebe bilgileri aracılığıyla okur ve ona göre kendi pozisyonumuzu belirleriz. Dolayısıyla muhasebe bilgisi oldukça önemli bir bilgidir. Birçok toplum kesimini, birçok çevreyi etkileyecek öneme sahiptir. O yüzden bu bilgilerin zamanlı, tam ve güvenilir olması oldukça önem arz etmektedir. Şimdi, pardon. Şimdi de bakalım, yeni bir boyutuna bakalım muhasebenin. Muhasebenin bölümlendirilmesi. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz 3 tane farklı muhasebe bölümü var. İşte finansal muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi. Şimdi bunlar nelerdir? Biraz onun üzerine konuşalım. Finansal muhasebenin diğer adı genel muhasebedir. İkisi de aynı şeydir. Eskiden daha yaygın kullanılan genel muhasebeydi. Sonradan finansal muhasebe de denmeye başladı. Yani ikisi birbirinin aynısıdır. İkinci ismidir bu genel muhasebenin. Genel muhasebe, yani finansal muhasebe, bir ticari işletmenin faaliyetlerinin kaydedildiği ve sonucunun bulunduğu muhasebedir. Peki ticari işletme dediğimiz şey nedir? Ticaret işletmesi dediğimiz işletme nedir? Az önce de söylemiştim, bir ürünü alıp onu hiç değiştirmeden ya da çok küçük değişiklikler yaparak üzerine kâr ekleyip bize sunan, satan işletmelerdir. Mesela ben Eskişehir'deyim, burada Yassıva 2 var. Pantolon, kazak, gömlek satıyor. Ne yapıyor? Gidiyor diyelim ki gömleği İstanbul'dan alıyor. Buraya getiriyor. 10 liraya aldı. Bana 13 liraya sattı. Peki hiçbir değişiklik de yapmadı üzerinde. Peki ben bunu biliyorum. Ve neden buna izin veriyorum? Yani 10 liraya aldı. Geldi burada bana 13 liraya sattı. Üzerine kâr ekleyip. Ben de buna izin verdim. Neden? Çünkü bana bir takım faydalar yarattı. Değil mi? İşte iktisatta okuyan arkadaşlar belki duymuştur. Yer faydası, zaman faydası gibi faydalar yarattı bu işletme bana. Ben de üzerine kâr ekleyip satmasına izin verdim tüketici olarak, müşteri olarak. İşte bizi ilgilendiren muhasebe burası. Finansal muhasebe, yani diğer adıyla genel muhasebe arkadaşlar. Maliyet muhasebesi bir üretim işletmesinin faaliyetlerinin kaydedildiği ve sonucunun bulunduğu muhasebedir. Üretim işletmesi nedir?
bir ham maddeyi alıp onu işleyerek ürüne dönüştürüp bize sunan işletmeleri biz üretim işletmesi diyoruz. Mesela Kelebek Mobilya. Ne yapıyor? İşte keresteyi alıyor ham madde. Onları kesiyor, parçalıyor. Bir takım parçalar oluşturuyor. Diyelim ki masa üretiyor Kelebek Mobilya. Mobilya üreticisi bir işletme. Kesiyor, parçaları üretiyor. Sonra onları birleştiriyor. Masa, sandalye haline dönüştürüyor. Bakın bu şekilde bu tür işletmelerin sonuçların, faaliyetlerinin kaydedildiği, sonuçların bulunduğu muhasebeye maliyet muhasebesi deriz. Maliyet muhasebesinin temel amacı üretilen ürünün birim maliyetini bulmaktır. Peki neden böyle bir temel amaca sahip? Diyelim ki ben bir çimento işletmesine sahibim. Çimento işletmeleri işte uzun şeylerse yollarda çok görülür, böyle beyaz tepeler, dağlar vardır. Kepçeler onu böyle kepçelerle alırlar, işte makineleri boşaltırlar vesaire. Ben diyorum ki ya beleş toprak dağdan aldım. Bunu diyorum kafama göre fiyat koyup satayım. Böyle dersem ne olur? Batabilirim değil mi? Zarar edebilirim. Çünkü orada bir sürü maliyete katlanıyorum ben. İşte işçiler çalışıyor, makineler çalışıyor, araçlar çalışıyor. Bir sürü maliyet unsuru var. Ben bunları doğru bir şekilde hesaplamazsam, o ürettiğim ürünün birim maliyetinin ne olduğunu doğru bir şekilde belirlemezsem belki zararına satacağım ve batacağım. O yüzden maliyet muhasebesi önemlidir. Bu dediğim ayrı bir ders olarak da zaten gösterilen bir derstir. Yönetim muhasebesi. Yönetim muhasebesi arkadaşlar, genel muhasebe yani finansal muhasebe ve maliyet muhasebesinin ürettiği verileri alıp bunları özet ve raporlar haline dönüştürerek yönetime, işletme yönetimine, firma, şirket yönetimine alacağı kararlarda kullanmak üzere sunan muhasebedir. Aslında burada bir kaydetme fonksiyonu vesaire yoktur. Bazı yazarlar der ki buna muhasebe demek ne kadar doğru. Çünkü burada bir kayıt vesaire yok. Burada sadece danışmanlık fonksiyonu var derler. Gerçekten de yönetim muhasebesi bir danışmanlık fonksiyonuna sahiptir. Yöneticilere alacakları kararlarda gerekli olan bilgileri özet ve raporlar halinde sunar. Bu bilgileri de maliyet muhasebesi ve finansal muhasebenin ürettiği verilerden elde eder. Biz arkadaşlar genel muhasebe yani finansal muhasebe dediğimiz ve ticaret işletmelerinin sonuçlarını ortaya koymak için bunları kaydeden, sınıflandıran, özet ve raporlayan muhasebeyle ilgileneceğiz bu dersimiz kapsamında. Burada gerçekleştirilen işlevlerin nasıl olduğunu ve nasıl gerçekleştirildiğini göreceğiz. Şimdi yeni bir başlık açıyoruz. Muhasebenin temel kavramıdır. Şimdi muhasebenin ilk kısımları biraz böyle sözeldir. Çok öyle tanımsal, sözel bilgiler vardır. O yüzden bazen biraz sıkıcı gelebilir ilk defa karşılaşanlara ama burası muhasebenin en önemli kısmıdır arkadaşlar, bu ilk kısımlar. Burada muhasebenin temelini atarsınız. Temeli ne kadar sağlam atarsanız üzerine çıkacağınız bina da o kadar sağlam ve yüksek olur. Şimdi biz ne dedik? Muhasebenin temel amacı işletmenin sonucunu ortaya koymaktır. Sonuç derken de hep kar ya da zarar. Bunu kastediyoruz. Peki bu sonucu ortaya koyarken biz kafamıza göre bir hareket edeceğiz? Hayır. Muhasebede işletmelerin, yani ticari işletmelerin faaliyetlerini kaydedip, sınıflandırıp, özet ve raporlar haline dönüştürdüğümüz süreçte bize yol gösteren bir takım kurallar vardır. Bunlara biz muhasebenin temel kavramları deriz. Muhasebenin temel kavramları muhasebenin anayasası olarak da nitelendirilir. Nasıl gerçek hayatta anayasaya aykırı hiçbir kanun çıkartamıyorsanız, hiçbir işlem, faaliyet gerçekleştiremiyorsanız, burada da muhasebenin temel kavramlarına aykırı hiçbir şey yapamazsınız muhasebe dünyasında da. Bu kavramlar önemlidir. Sözel tanımsal sorular muhasebede gelecekse bu kısımdan da soru gelme olasılığı yüksektir. Şimdi 12 tane temel kavram var. Sırasıyla bunların neler olduğunu size anlatmaya çalışacağım. İlk kavramımız sosyal sorumluluk. Muhasebe ne dedik? Aslında gerçek hayattan alır bütün verilerini. Dolayısıyla arkadaşlar muhasebe dediğimiz bu teknik terim ve teknik dünyada da karşılaşacağınız kelimeler gerçek hayatta aslında hayatımızın bir parçası olan duyduğumuz, işittiğimiz, yaşadığımız, gözlemlediğimiz şeylerdir. O yüzden yorum yaptığımızda da bir takım tespitlerde, tanımlamalarda bulunabiliriz muhasebe dünyasında da. Mesela sosyal sorumluluk. Kelime manası ne diyor? Sosyal sorumluluk. Yani neye karşı sorumluluk? Topluma karşı. Değil mi? Society, toplum, topluma karşı sorumluluk.
Diyor ki bu kavram, muhasebede muhasebeci görevini yerine getirirken yalnızca bir grubun değil, tüm ilgili tarafların çıkarlarını gözetmelidir. Yani toplumun çıkarlarını gözetmelidir. Bu kavram bize bunu söyler. Mesela patron geldi muhasebeciye dedi. Dedi ki şu bizim işletmenin 500 liralık karını 100 lira olarak göster. Muhasebeci ne diyecek? Kusura bakma patron, benim topluma karşı sorumluluğum var. Böyle bir şey yapamam. Niye? Sosyal sorumluluk kavramı bunu söylüyor çünkü. Patron da ben de seni seviyorum, maaşına zam işine son deyip ne yapıyor? Şutu basıyor tabii muhasebeciye. O yüzden derler ki üç tür insan vardır. İşte iyi insanlar, kötü insanlar, bir de muhasebeciler. Biraz zordur muhasebecilerin işi bu açıdan. Peki biz bu 500 liralık kârını işletmenin 100 lira olarak gösterirsek ne olur? Devlet ne dedik? Bakın muhasebenin ürettiği bilgiler devlet için de önemlidir. İşletmenin sonucunu devlet de bilmek ister. Niye? Çünkü üzerinden vergi alacak, değil mi? Biz 500 liralık kârını işletmenin 100 lira olarak gösterirsek devlete daha az vergi öderiz. Başka bir de işte topluma gidecek olan yolu, suyu, elektriği çalmış oluruz. İşte o yüzden sosyal sorumluluk kavramı diyor ki bunu yapma. Üçüncü kişilerin çıkarlarına zarar verecek şekilde hareket etme. Sadece belli bir kesim, işletme sahip ortakların değil, bütün toplum kesimlerinin çıkarlarını gözet diye söylüyor. İkinci kavram kişilik kavramı. Bakın ben bir kişiyim, siz birer kişisiniz, her birimiz ayrı bir kişiyiz, değil mi? Bu kavram diyor ki her işletme de ayrı bir kişidir diyor. Bu kavram gereğince işletmelerin sahip ortaklarından ayrı bir kişiliği vardır. Bu kişiliğe muhasebe kişiliği denir. Buradaki o tüzel kişilikle bunu karıştırmayalım. Hukukta tüzel kişilik diye bir kavram var. Burada kastedilen muhasebe kişiliğidir arkadaşlar. Yani bu ne demektir? Her işletme sadece kendine ait gelirleri ve giderleri yazabilir diyor. Diyelim ki patron geldi, çocuğunun kreş masraflarını dedi ki muhasebeci şunu işletmenin gideri olarak yaz. Ne yapacak muhasebeci? Kusura bakma yazamam diyecek, değil mi? Veya patronun şahsi arabası var, çok da geziyor. Geldi dedi ki şu benim arabanın benzin harcamalarını işletmenin harcaması olarak göster. Yine ne yapamaz muhasebeci? Bunu yapamaz. Ancak ne zaman o benzin harcamalarını işletmenin harcaması olarak gösterebilir, gider olarak gösterebilir? Araç işletmeye aitse. Bir kişi olarak kabul edildiği için işletmeler aynı bizim gibi, biz de birer kişiyiz, bizim gibi bir takım varlıklara sahip olabilir. Yani işte arabası olabilir, binası olabilir, kendi para kazanabilir, kendi harcama yapabilir. Bütün bunlar da sadece kendine ait olanları kaydetmek, yazmak zorundadır. Kişilik kavramı bunu söyler. Bu kavram önemlidir. Muhasebenin doğuşunu sağlayan kavram kişilik kavramıdır arkadaşlar. Bir diğer kavram işletmenin sürekliliği. İşletmenin sürekliliği, bakın ne diyor? Süreklilik. Ne demek süreklilik? Sürmek, devam etmek, gitmek. Yani sonu olmamak. Bu kavram da şunu söyler. Her işletme sonsuz bir ömre sahiptir. Veya en azından bunu bu şekilde kabul etmeliyiz. Peki bunu neden söyleme ihtiyacı duyuyor? Bir muhasebeci işletmenin durumunu görmeye en yakın kişidir. En önce gören kişidir. Ve muhasebeci baktığında çalıştığı işletmede şunu diyebilir. Bu işletme 3 ay sonra batacak. Bunu görebilir. Bunu gördüğü halde diyor kavram. Sen bunu gördüğün halde diyor. Muhasebede bütün faaliyetleri yerine getirmeye devam edeceksin. Bütün işlemleri kaydetmeye devam edeceksin der. Yani işletme nasıl olsa batacak, ben bunu yazmıyorum, bunu kaydetmiyorum gibi şeylere giremezsin der. Bu kavram bunu söyler. Bir de gelecekteki yatırım kararları da bu kavram sayesinde alınır. Nasıl? Mesela diyelim ki ben doktora gittim. Bana dedi ki 3 aylık ömrüm kaldı. Böyle bir şey duyduğumda arkadaşlar gidip arsa, arazi, ev satın alır mıyım? Ya şuraya yatırım yapayım, paramı şurada değerlendireyim der miyim? Demem, değil mi? Yani kalan ömrümü iyi geçirmeye çalışırım. İşte hiç böyle şeyleri düşünmem. İşte işletmeler de eğer batacağız biz, ömrümüz sınırlı diye düşünürse ne yapmaz? Yeni yatırımlar yapmaz. Değil mi? Gidip yeni fabrika kurmaz. Ne bileyim yeni makineler almaz. O yüzden bu kavram sayesinde geleceğe yönelik yatırım kararları alınır. İşletmenin sürekli kavramı da bu açıdan önemlidir. Bir diğer kavram dönemsellik kavramı. Ne dedik? Her işletme sonsuz bir ömre sahiptir. Demişler ki ya sonsuz bir ömre sahip işletmeler. Peki biz ne zaman
durumumuzu göreceğiz. Sonsuza kadar bekleyecek miyiz bunu görebilmek için demişler. Sonra demişler ki ya biz bu sonsuz ömrü dönemlere ayıralım. Ondan sonra bu dönemler itibariyle de durumumuza bakalım demişler. Tabi bu dönemlere ayırmayı da yine kafamıza göre yapamıyoruz. Burada da vergi usul kanunu devreye girmiş demiş ki en uzun dönem uzunluğu bir takvim yıldır. Yani 1 Ocak'ta başlayıp 31 Aralık'ta tamamlanan süreç. Yani diyor ki sen her 31 Aralık'ta sonucunu açıkla. Bilanço gelir tablonu oluştur, özetle raporunu oluştur ve sonucunu, durumunu ortaya koy demiş. Şimdi burada bir takvim yılı diyor. Bu ifade önemli. Diyelim ki ben 10 Aralık'ta kurulmuş bir işletmeyim. Sonucumu açıklamak için 12 ay sonra yani bir sonraki 10 Aralık'ı mı bekleyeceğim? Hayır. Bakın bir yıl demiyor, bir takvim yılı diyor. 10 Aralık'ta kurulmuş bir işletmeyim. O yılın 31 Aralık'ı geldiğinde sonucumu yani bilançoyu, gelir tablomu açıklamalıyım. Takvim yılı vurgusu bu anlama geliyor. Hangi yılın hangi günü kurulursan kurun o sonunda 31 Aralık'ta sonucunu açıklayacaksın diyor. Peki patron şunu diyebilir mi? Ben bir takvim yılı beklemek istemiyorum. Her ayın sonunda sonucumu görmek istiyorum. Diyebilir değil mi? Elin altında muhasebecisi var. Ona der ki hadi hazırla her ayın sonunda bilançoyu gelir tablosunu oluştur. Ben oradan sonucuma, durumuma bakmak istiyorum. Böyle olunca da bir ay olur bizim dönem uzunluğumuz. Dönem uzunlukları önemlidir arkadaşlar. Dönem uzunlukları farklılaşabilir. Bir soruyu yanıtlarken dönem uzunluğunun ne olduğunu görmemiz, ona göre işlemleri yapmamız gerekir. Bir de arkadaşlar SPK devreye girmiş. SPK demiş ki yatırımcılar daha fazla bilgi alsın diye sonucunu her 3 ayda bir açıkla. Niye bunu demiş? Diyelim ki ben yatırımcıyım. 10 Ocak'ta birikmiş biraz param vardı. Bir şirkete yatırdım. Ortak oldum. Sonra bekliyorum. Acaba benim yatırdığım para ne oldu? Şirket battı mı, çıktı mı, kâr elde etti mi? Stres oluyorum. Böyle olunca stresten rahatsız oluyorum. Demiş ki SPK yatırımcılara bu kadar çile çektirmeye gerek yok. Her 3 ayda bir sonucunu açıkla. Ocak ve bir yıl 4 tane 3'er aylık dilimlere bölünmüştür böylece. Gördüğünüz gibi dönem uzunlukları farklılaşıyor. Dedim ya az önce dönem uzunluklarını belirlemek önemli. Ona göre işlemleri kaydederiz. Neden önemli? Çünkü bu kavram diyor ki dönemsellik kavramı. Her dönemin gelirini ve giderini ait olduğu döneme yaz. Bu önemli. Neden? Muhasebenin temel amacı ne? İşletmenin sonucunu ortaya koymak. Sonuç dediğimiz neydi? Kâr ya da zarar. Peki kâr veya zararı nasıl belirleriz? Nasıl buluruz? Gelirleri ve giderleri kullanarak. Gelirlerinizin toplamından giderlerinizin toplamını çıkartırsınız. Eğer gelirleriniz daha fazlaysa kâr elde ettim dersiniz. Giderleriniz fazlaysa zarar ettik dersiniz. Bir dönemin sonucunu doğru ortaya koyabilmeniz için de dolayısıyla yani bir o dönemin kâr ya da zararını doğru bulabilmeniz için de o döneme ait gelir ve giderleri ait olduğu döneme yazmanız gerekir. Gelir dediğinde mesela bir iş yapıyorsun, limon satıyorsun, para kazandın. Bak ne oldu? Gelir elde ettin diyorsun. Peki o limonları satmadan önce ne yaptın? Gittin aldın. Hatta satmak için bir tezgah satın aldın vesaire. Onlara da harcama yaptın. Bakın bir takım giderleriniz, bir takım da gelirleriniz oluyor. En sonunda, dönem sonunda da bunları, gelirleri, giderleri toplayıp birbirinden çıkarttığında kâr ya da zarar olarak sonucunu ortaya koyuyorsun. O yüzden her dönemin gelir ve giderine ait olduğu döneme yazmak önemlidir. Çünkü sonucu doğrudan etkiler. Bu kavramda bize bunu söylüyor. O yüzden dedim dönem uzunluğu önemlidir. Diyelim ki dönem uzunluğunuz 3 ay olsun. Ocak, Şubat, Mart. Yani 31 Mart'ta sonucunu, bilanço gelir tablosunu açıklayacak işletme. Böyle bir durumda Ocak ayındaki bir gelir ya da gideri Mart ayına ben yazabilir miyim? Yazabilirim. Çünkü hala aynı dönem içindeyim. Değil mi? Peki Ocak ayındaki bir gelir ya da gideri Haziran ayına yazabilir miyim? Yazamam. Niye? O dönemin gelir ve gideri çünkü sonucum 31 Mart'ta açıklanacak. Peki benim dönem uzunluğum ay olsun. Yani her ay sonunda bilanço ve gelir tablomu açıklıyorum. Sonucum ve durumu ortaya koyuyorum. Böyle bir durumda Ocak ayındaki bir gelir ya da gideri Mart'a yazabilir miyim? Şubat ya da Mart'a yazamam. Diyelim ki dönem uzunluğum bir takvim yılı. 31 Aralık itibariyle sonucumu açıklayacağım. Ocak ayındaki bir gelir ya da gideri Mart'a ya da Haziran'a yazabilir miyim? Yazabilirim değil mi? Hala bakın aynı dönem içindeyiz.
İşte döneme ait olan gelir ve giderleri ait olduğu döneme yazmak bu açıdan önemli. Bu yüzden de dönem uzunluğunu doğru belirlemek lazım. Bir soruyu çözerken, oradaki gelir ve gideri nereye yazacağını bilirken, belirlerken. Birden fazla döneme ait gelir ve giderler de olabiliyor. Bunları da nasıl kaydedeceğimizi ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Bir diğer kavramımız parayla ölçülme. Parayla ölç. Bak ne diyor? Parayla ölç. Arkadaşlar bu der ki bu kavram bize muhasebede mali nitelikteki işlemleri kaydederken parasal tutarlar üzerinden kaydet der. Yani şu demek bu. Bir kamyon portakal aldım. Böyle bir kayıt yapamazsınız. O portakala parasal tutar karşılığı olarak ne ödediyseniz diyelim ki 5.000 TL. O zaman 5.000 olarak yazacaksınız onu. Bir de burada TL dedim dikkat ettiyseniz. Niye? Çünkü şu an Türkiye'de yapılan kayıt üzerinden bahsediyorum ben. Bu kavram diyor ki her ülke kendi ulusal para birimiyle kayıt yapmak zorundadır. Dolar ve euro bazlı kayıt ne yapamayız o yüzden? Yapamayız. Ama diyelim ki Elsiva22'den ben çok bahsediyorum. İşte bizde pantolon, kazak, gömlek satan bir işletme. Bir müşteri geldi Elsiva22'ye, gitti pantolon aldı, kasaya geldi. Dedi ki kardeşim ben bunu dolarla ödeyeceğim. Al sana 100 dolar. Peki ne diyecek kasadaki eleman? Kusura bakma, ben kayıt yaparken ulusal para birimini kullanıyorum. Türk lirası olarak kayıt yapıyorum. Senin dolarını alamam mı diyecek? Hayır, para geldi, mutlu değil mi? O parayı alacak. Peki ne yapması gerekiyor o zaman? O günkü kur üzerinden Türk lirasına çevirerek hesaplara ne yapıyor? O şekilde kaydediyor. Yani yabancı parayla dolar euro bazlı işlem yapsanız bile kaydederken ulusal para birimiyle ne yapacaksınız? Kaydedeceksiniz. Bir diğer kavram, bunları söylemiştik. Mesela buradan sorular da türetebilirsiniz. Mesela 1.10.2023 tarihinde işletme mal satmış, karşılığında 1.000 dolar almış. Almış olduğu doları o günkü kur üzerinden Türk lirasına çevirerek hesaplarına kaydetmiş. Yapılan bu işlem muhasebenin temel kavramlarından hangisi gereğidir diye bir soru. Bakın hemen türettik. Cevap ne? Parayla ölçülme. Bir diğer kavram maliyet esası. Bu kavramda şunu söylüyor bize. Bir varlığı edinirken katlanılan bütün fedakarlıkları o varlığın değerine ekle. Varlık edinmek demek ne demek? Almak demek, değil mi? Peki fedakarlık ne demek? Harcama. Yani başka bir şekilde ifade edecek olursak bir varlığı alırken yapmış olduğun bütün harcamaları o varlığın değerine eklemen gerektiğini söylüyor bu kavram. Diyelim ki ben Eskişehir'de bir firmayım. İstanbul'dan bir makine alacağım. Bir makine lazım. Baktım İstanbul'da satıyorlar. Gittim İstanbul'a. Makine de 10 bin liraymış. Makinenin parasını verdik. 10 bin lirayı. Türkiye'ye, Eskişehir'e getireceğim. Eskişehir'de atölyemi kurup kullanmayı düşünüyorum. Ama makineyi nasıl getireceğiz? Bize bir nakliye lazım, değil mi? Bir nakliye firmasıyla gidiyorum. Anlaşıyorum. O da bana diyor ki 1.000 liraya taşırız bunu diyor senin işletmene Eskişehir'e. Nakliye de 1.000 lira veriyorum. Daha sonra dedim ki ya bu kadar pahalı makine yolda bir kaza bela oldu. Bir sigorta yaptırayım. Başımıza bir iş gelir vesaire diye. Yol sigortası yaptırdım. Sigorta şirketine de 500 lira ödeme yaptım. Sonra makineyi atölyemize koyduk ve kullanmaya başladık. O ara komşu işletmenin sahibi geldi. Gördü dedi ki ya dedim çok güzel bir makine. Ben de aynı böyle bir şey almayı düşünüyordum. Bu makineyi kaça aldın? Ona ne diyeceğiz? 11.500 liraya aldık diyeceğiz. İşte maliyet esası budur arkadaşlar. Bir varlığı alıp kullanılır hale getirene kadar yapmış olduğunuz bütün harcamaları o varlığın değerine ekleyip o şekilde yazmanız gerektiğini söyler. Eğer ben makineyi monte ettirmek zorunda kalsaydım, montajı falan yapılacak olsaydı, buna da bir takım harcamalar yapsaydım, onu da bu değere maliyete ekleyecektim. Bir de kullanmaya başladıktan sonra diyelim ki yangın sigortası yaptıralım dedik. Ola ki bir yangın çıkar vesaire. O yangın sigortası için yapmış olduğunuz harcamayı varlığın değerine eklemezsiniz arkadaşlar. Sadece kullanmaya hazır hale getirene kadar yapılan harcamalar eklenir. Ama bunun da şöyle bir istisnası var. Kullanmaya başladıktan sonra o varlığın ömrünü uzatmak, kapasitesini artırmak için yaptığınız harcamaları yine varlığın değerine eklemeniz gerekir. Bir diğer kavram tarafsızlık ve belgelendirme. Ne dedik? Kelime manasına bakarak
görebiliriz, anlayabiliriz bazı şeyleri muhasebe dünyasında ne anlama geldi. Ne diyor? Tarafsızlık. Tarafsız olma. Taraf tutmama. Bu kavram diyor ki muhasebeci işini yaparken objektif davranmalıdır. Kendi duygu ve düşüncelerini işin içine yansıtmamalıdır. Bunu söylüyor bize. Bir de bakın belgelendirme diye bir şey var. Bu da diyor ki muhasebede yapılan her işlem, her kayıt bir belgeye dayanmak zorundadır. Muhasebede süreç belgeyle başlar. Belge olmadan hiçbir işlem, hiçbir kayıt yapamazsınız. Bir diğer kavramımız tutarlılık. Bunu da yine çok duymuşuzdur. Hatta çevremizdeki insanların tutarlı olup olmadığını tartışırız, bunu önemseriz. Mesela bir gün söylediğini tutmuyor. Söylediğiyle yaptığı birbirini tutmuyor deriz, değil mi? Bunlar bizi rahatsız eden şeylerdir. Tutarlı olmasın, hep aynı şekilde davranmasın ya da hep aynı şekilde, benzer şekilde söylemesini isteriz yanımızdaki kişilerin. Ama bu kavram muhasebecinin tutarlı bir kişi olup olmadığı ile ilgili bir kavram değildir. Bu kavram da yine benzer tutarlılık mantığı altında bize şunu söyler. Muhasebede mali nitelikteki işlemler kaydedilirken kullanılan yöntem ve politikaları dönemler itibariyle değiştirmeden kullan der bize. Yani mesela ben bir A olayıyla karşılaştım. Üç tane farklı yöntem var. Muhasebede mali nitelikteki işlemleri kaydederken, yaparken farklı yöntemler sunulmuştur bize. Bu yöntemleri isteyen işletme istediği şekilde seçebilir, değil mi? Diyelim ki bir A olayıyla karşılaştık ve üç farklı yöntem var devletin bize verdi. Ben dedim ki ben birinci yönteme göre A olayını kaydedeceğim. Bu kavram diyor ki bundan sonra sen her A olayıyla karşılaştığında birinci yöntemi kullanmalısın, tutarlı olmalısın diyor. Ama şunu da demiş, bir dönem bitip yeni bir döneme geçtiğinde İstersen kullandığın yöntemi değiştirebilirsin. Fakat demiş, yapmış olduğun bu değişikliğin meydana getirdiği etkileri üçüncü kişilere anlatmak zorundasın demiş. Mesela ben A olayını birinci yönteme göre kaydediyordum. Sonucum 10 TL kâr çıktı. Bir sonraki dönem dedim ki ben bundan sonra A olayını üçüncü yönteme göre kaydedeceğim ve sonucum 30 TL kâr çıktı bu sefer de. İşte bu artış, kârın 10 TL'den 30 TL'ye artması sadece yöntem değiştirmekten dolayı kaynaklandı. İşte kavram diyor ki bu kavram bu değişikliği yarattığı etkileri meydana getirdi. Etkileri üçüncü kişilere aktarmalısın. Bu şekilde yöntem değiştirerek sonucunu değiştirebilirsiniz işletmenin. Az önce verdiğim örnekteki kar artışına biz fiktif kar diyoruz. Bunları da açıklayarak diyor istersen dönem bitti yeni dönem başladığında yöntemini değiştirebilirsin. Az önce bahsettiğim şeyi yazmıştık şuraya aslında. Diğer kavramımız, 9. kavramımız, 12 tane kavram vardı. Tam açıklama kavramı. Ne açıklıyor işletme? Az önce de konuştuk. Sonucunu açıklıyor, değil mi? Yani bakın özet ve rapor hatırlayın. Bilanço ve gelir tablosu demiştik. Finansal tablolar. Diyor ki bu kavram bilanço ve gelir tablosunu açıklarken diyor, üçüncü kişilerin ihtiyaç duyabileceği bütün bilgileri alacağı şekilde o tabloları oluştur ve açıkla diyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Mesela diyelim ki bir sonraki dönem izleyen yılda 100 kişi işten çıkartmayı planlıyorsunuz. Tutup bunu yazmazsınız o tablolara. Veya işte yoldan geçen herkes o tabloları aldığında okuyup anlayabilsin diye uğraşmazsınız. Sadece belli bilgiye sahip olan bu konulara, bu bilgiye ihtiyaç duyan ve ilgilenen kişilerin anlayacağı bir biçimde oluşturursunuz. Gelir tablosu ve bilançonun belirli bir formatı, yapısı vardır. O yapının dışına çıkamazsınız. Gelir tablosu ve bilanço içine yazamadığınız bilgileri o tabloların altında yer alan dipnotlara yazarsınız. Bu dipnotlarda neler yazılabileceği bellidir. Hatta şöyle bir soru türetelim. Bilanço ve gelir tablosunda dipnot kullanılması muhasebe temel kavramlarından hangisinin sonucudur? Cevap ne? Tam açıklama. Bir diğer kavramımız ihtiyatlılık, 10. kavramımız ihtiyatlılık kavramı. Yine kelime manasına bakalım. Ne demek ihtiyatlı olmak? Temkinli olmak demek, değil mi? Tedbirli olmak demek. Mesela diyelim ki yolda yürüyorsunuz. İleride bir inşaat var. Gördünüz bunu. Hemen ne yaptınız?
karşı tarafa, yolun karşı tarafına geçtiniz, oradan yürümeye devam ettiniz. Niye? Çünkü ileride bir risk gördünüz. Ne riski? Kafanıza tuğla düşmesi riski. Ve ihtiyatlı davranarak, tedbir alarak yolunuzu değiştirdiniz. Yani işte ihtiyatlılık bu. Diyor ki, gelecekte ortaya çıkabilecek, ileride ortaya çıkabilecek risklere karşı tedbir al. Peki bu işletmeler açısından nasıl acaba? İşletmelerin başına tuğla düşmesi gibi bir riski yoktur herhalde, değil mi? Ama işletmeler içinde gelecekte ortaya çıkabilecek bir takım riskler olabilir. Mesela ne olabilir? İşletmenin en büyük riski batması. Bir işletmenin batması, değil mi, en büyük riski? Peki batma nasıl oluyor? Zarar ederek oluyor. Zarar nasıl ortaya çıkıyor? Giderlerimiz gelirlerimizden fazla olduğunda ortaya çıkıyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir işletmenin riski gelecekte ortaya çıkabilecek giderlerdir. Evet. Ve bu kavram diyor ki işte ona karşı tedbir al. Peki nasıl tedbir alacağız? Yani gelecekte ortaya çıkabilecek gider ne demek? Bunu biraz açalım. Ama önce şunu söyleyelim. Bu kavramın söylediği üç yıldızlı bir cümle var. Diyor ki giderler doğduğunda gelirler ise gerçekleştiğinde kaydedilmelidir. Peki nasıl ve ne şekilde? Bu ne demek? Şimdi diyelim ki arkadaşlar ben El Silver Kiki'yim. Pantolon sattım. 10 bin lira para kazandım. Paramı değerlendirmek istiyorum. Hisse senedi satın alabilir miyiz? Evet. Değil mi? Borsa dediğimiz bir pazar var ya. Paramı ben işte hisse senedi satın alarak değerlendireceğim. Beklentimle işte 10 bin liralık hisse senedi alacağım. 3 ay sonra fiyatı yükselecek. 12 bin olacak. Satıp para kazanacağım. Gittim aldım hisse senedini 10 bin lira. İlerleyen günlerde bir baktım. Henüz satmadım. Hisse senedi duruyor. Kasamda koydum. Mesela artık dijital ortama taşındı ya her şey. Eskiden öyleydi, kağıtlar halinde gezerdi. Cüzdanımda duruyor diyelim hisse senedi. Ama piyasaya baktım. Aldım işte 10 bin liraya. İlerleyen günlerde baktım. 10 bin lira aldığım hisse senetlerinin değeri 8 bin liraya düşmüş. Şimdi bunu gördüğümde benim içinde bir stres oluşuyor. Niye? Şunu artık görebiliyorum. Ben şu an henüz satmıyorum ama bu hisse senetlerini ileride satacak olursam zarar edebilirim. Değil mi? Bakın gelecekte bir gider, bir zarar ortaya çıkma olasılığı görüyorum artık. Bugünden baktığımda en az 2 bin liralık bir gider ortaya çıkma olasılığı var. İşte ihtiyatlılık kavramı diyor ki bu giderin gerçekleşmesini bekleme. Bu giderin ortaya çıkma olasılığını gördüğünde kaydet. Peki neden bunu diyor? Bu ne işe yarıyor? Diyelim ki bu esnada benim 20 bin lira gelirim var. Yani ticari faaliyetlerimi gerçekleştirdim. 20 bin lira gelir elde ettim. Sıfır giderim olsun. Hiç giderim yok. Sonucum ne? 20 bin gelir. Sıfır gider. 20 bin kar. Sonra ihtiyatlılık kavramı bana demişti ki bak bir gider doğduğunda kaydet. Gerçekleşmesini bekleme. Ben de elimdeki 10 bin liralık hisse senetlerinin değerinin 8 bine düştüğünü belirledim. Borsaya baktım, gördüm. Dedim ki 2 bin liralık bir gider doğdu burada. Bakın bu gider gerçekleşmedi. Ne zaman gerçekleşir? Siz 10 bin liralık hisse senedini 8 bine sattığınız zaman bu gider gerçekleşmiş olacak. Ama ihtiyatlılık kavramı diyor ki bunun gerçekleşmesini bekleme, bugünden kaydet. Ben de 20 bin gelir elde etmiştim bu dönem. Sıfır giderim vardı. Sonra bu işte doğan 2 bin liralık gideri de gerçekleşmesini beklemeden yazacağım. Bakın burada 20 bin karım vardı, değil mi? Bu örnekte. Sıfır giderim vardı. Ben bu kar üzerinden ne ödeyeceğim? Devlete vergi ve ortaklarıma temettü yani kar payı ödeyeceğim. Şimdi bu 2 bin liralık gideri yazıyorum. 20 bin lira gelirim vardı. 2 bin lira gider doğdu. Elimdeki hisse senetlerinin değeri düştü. Çünkü piyasada 2 bin gideri gerçekleşmesini beklemeden yazıyorum. Sonucum ne oldu? 18 bin kar. Ben ne yapacağım bu kar üzerinden? Devlete vergi ödeyeceğim, ortaklara kar payı yani temettü dağıtacağım. Bakın arkadaşlar, gerçekleşmeyen bir gideri kaydederek karımın daha düşük çıkmasını sağladım. Ve böylece daha az vergi ödeyeceğim ve daha az kar payı dağıtacağım, değil mi, bir önceki duruma göre? Peki devlet neden buna izin veriyor? Daha az vergi almayı çok mu seviyor? Niye böyle bir şeye olanak tanıyor? Diyor ki İşletme zarar ederse batabilir. Hani dedik ya hani saymıştık az önce. Giderleri artarsa zarar edebilir, zarar ederse batabilir. Batarsa da bir daha ondan vergi alamam. O yüzden işletmeler batmasın, uzun süre yaşasın ve ben onlardan daha uzun süre vergi alabileyim diye işletmeleri korumak adına getirdiği bir
uygulamadır bu. O işletmelere tanıdığı bir fırsattır, şey olanaktır diyelim. Yani giderleri doğduğunda kaydet. Gerçekleşmesini bekleme. Buradaki tedbir mantığı da budur. Bakın gerçekleşmedi halde gelecekte ortaya çıkabilir bu gider diye ben bugünden yazdım ve daha az vergi ödedim. Daha az kâr payı dağıttım. Kenarda biraz param kaldı. Ve ileride o gider zarar ortaya çıkarsa, zor günler yaşayacak olursam o kenardaki paramla o zorlukları ne yapacağım? Atlatabileceğim. Bakın gelecekteki riske karşı tedbir almış oldum. Gelirler ise gerçekleştiğinde kaydedilmelidir diyor. Biraz da bunu açayım. Mesela diyelim ki 10 bin lirayı hissesine de almıştık. Bir baktık 12 bin lira olmuş fiyatı piyasada, borsada. Ama bakın henüz satmadım. Sadece baktım ve bunu gördüm. 20 bin gelirim vardı. 12 bin lira olduğunu gördüm 10 bin liralık hisse senedinin. 2 bin lira bir mutluluk var değil mi orada? Ama ben hisse senedini satmadım. Gelir henüz gerçekleşmedi. İhtiyatlılık kavramı diyor ki geliri gerçekleşmeden yazma. Yazarsak ne olur? 20 bin lira gelirimiz var. 2 bin daha ekledim. 22 bin gelirim oldu. Hiç giderim olmadığını varsayıyorum. Sıfır gider. Kârım ne çıkar? 22 bin. Ben bu 22 bin üzerinden ne ödeyeceğim? Vergi ve ortaklarıma kâr payı dağıtacağım. Peki benim cebimde ne kadar para var? 20 bin. Bakın olmayan bir paranın vergisini ödemek, olmayan bir parayı ortaklara kâr payı olarak dağıtmak durumunda kalıyor işletme. Belki de bunu için, o parayı bulabilmek için sahip olduğu varlıklarını, makinesini, binasını vesaire satmak durumunda kalacak. Böyle olursa ne olacak? Faaliyetlerini yürütemez hale gelecek ve batacak. İşte o yüzden ne diyor ihtiyatlık kavramı? Gelirleri gerçekleştiğinde kaydet. Yani sen 10 bin liralık hisse senedini 12 bine satıp o parayı kasana koyarsan ancak o zaman bunu gelir olarak yazabilirsin diyor. Önemli bir kavramdır kendisi. Önemlilik. Bir diğer kavramımız. Kimin için önemli? Muhasebeci için, işletme sahibi için. Hayır. Üçüncü kişiler için önemli. Diyor ki buradaki önemlilik şudur. Üçüncü kişilerin alacağı kararları etkileme gücüne sahip olan bilgi önemli bir bilgi olarak kabul edilir. Ve bu tür bilgiler ayrı raporlanmalıdır, ayrı verilmelidir diyor bu kavram. Mesela koçun muhasebecisi milyarlık işlemlerle uğraşıyor. Önüne geldi işte 1 liralık bir fatura. Bunu buruşturup çöpe atamaz. Beni böyle küçük işlerle uğraştırmayın diyemez, değil mi? Öncelikle o bilginin üçüncü kişilerin alacak kararları ne düzeyde etkileyebileceğini değerlendirir ve önemli nitelikte ise etkileme gücüne sahipse onu ayrı bir şekilde raporlamalıdır, göstermelidir. Özün önceliği, bu pek adından anlaşılmıyor. Özün önceliği, arkadaşlar genellikle mali nitelikteki işlemlerin özüyle konusu aynıdır. Özüyle konusu arasında bir paralellik vardır. Bir mali nitelikteki işlemin konusu onun hukuki açıdan durumunu, özü ise gerçek hayattaki oluşma biçimini ifade eder. Bazen öz ile konu arasında bazen farklılıklar ortaya çıkabilir. İşte böyle bir durumda bu kavram diyor ki özünü dikkate alarak kaydet. Yani burada da hep çek örneği verilir. Mesela çekte normalde vade yoktur. Hani bu çıkartılan ek kanun maddeleri vesaire yönetmelikler dışında çek vadesiz bir ödeme aracıdır. Çek dediğimiz biliyorsunuz ince uzun bir dikdörtgen bir kağıttır. Üzerine tutar yazarsınız, imzalar verirsiniz ya da birinden alırsınız. O parayı temsil eder. Çeki aldığınızda hemen götürüp bankaya ne yapabilirsiniz? Onun karşılığını, parasını alabilirsiniz. Yani çekte vade yoktur. Hukuki açıdan durum budur. Ama ticari hayata baktığınızda çeklerin üzerinde tarih yazdığını görürsünüz ve kimse o tarihten önce gidip o çekin parasını bankadan almaz. Yani çek aslında vadeli bir ödeme aracı. Başka bir deyişle senet gibi kullanılmaktadır. O zaman diyor ki gerçek hayattaki ortaya çıkma, oluşma biçimini dikkate al. Yani sen onu çek olarak değil senet olarak kaydet. Özün önceliği kavramı bize bunu söylüyor arkadaşlar. Bu kavramlar önemli. Bu kavramları iyi bileceksiniz. Mesela aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biridir, değildir gibi sorular da karşınıza çıkabilir. Bunlarla ilgili olaylar verilip bu olayların hangi kavramlarla ilgili olduğu sorulabilir. Bunları da ne yapacaksınız? Bol bol tekrar ederek hafızanıza yerleştireceksiniz. Şimdi gelelim bir başka konuya. Finansal tablolar. Neydi finansal tablolar?
özetleme ve raporlamanın yapıldığı tablolardır. Değil mi? Arkadaşlar, temel tablolar ve ek tablolar olmak üzere iki grupta incelenir finansal tablolar. Temel tablolarımız bilanço ve gelir tablosudur. Ek tablolar bilanço ve gelir tablosu kullanılarak oluşturulur. Nelerdir bunlar? Fon akım tablosu, nakit akış tablosu, öz kaynak değişim tablosu, satışların maliyeti tablosu ve kâr dağıtım tablosu. Bizi genel muhasebe yani finansal muhasebe dersinde ilgilendiren kısım temel tablolar yani şu ikisi bilanço ve gelir tablosudur. Ek tablolar bu dersimizin kapsamına girmiyor. Finansal tablolar analizi ya da mali tablolar analizi diye bahsi geçen derslerde bu tabloları ne yaparsınız? Detaylı bir şekilde tanır, öğrenirsiniz. Biz o yüzden bu tablolar üzerinde durmayacağız. Bizim için bilanço ve gelir tablosu iki önemli tablo. Şimdi ilk tablomuza başlayalım. Bilanço. Şöyle tanımlanıyor. Bir işletmenin belirli bir andaki yani tarihteki finansal durumunu yani varlıklarını ve bu varlıkları edinirken kullandığı kaynakları gösteren tablodur. Şimdi az önce dedik ya her birimiz birer kişi. Ben bir kişiyim. Değil mi? Kendime ait bir takım varlıklarım var. Mesela işte diyelim ki evim var, işte arabam var, kazağım var, işte gömleğim var, gözlüğüm var, ayakkabım var. Böyle bir takım bir şeyler alabiliyorum değil mi? Böyle varlık dediğimiz. Bir de varlık derken neyi kastediyoruz? Varlık, bir şeyin varlık olup olmadığını nasıl anlarız? Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Önce bakıyorsunuz ekonomik bir değere sahip bir unsur mu? Sonra size faydalar sağlıyor mu? Bir takım faydalar sağlıyor mu? Bu tür unsurlara biz varlık adını veririz. Şimdi diyelim ki önce ben de bir kişiyim, işletme de bir kişi. O zaman bir kişi olarak benim de bir bilançom olabilir, değil mi? Kendi bilançomu oluşturabilirim. Madem muhasebe gerçek hayattan alıyor her şeyi, farklı bir şekilde, farklı bir dünyada ifade ediyor. O zaman gerçek hayatta ben de bir kişi olarak kendime ait bir bilanço yapabilirim. Şöyle iki taraflı bir gösterime sahip bir tablo çizeyim. Bu tablonun sol tarafına varlıklarını, sahip olduğum varlıkları, sağ tarafına da bu varlıkları alırken, edinirken kullandığım kaynakları yazayım. Nelermiş bakalım, nelerim var? Şimdi bakıyorum, bir gözlüğüm var, bakın görüyorsunuz. Gözlük ne dedik? Parayla ölçme kavramı ne diyordu? Parasal tutarlarla ifade et. Ben buraya bir gözlüğüm var yazmadım. Bakın gözlük 150 lira olsun. Parasal tutar karşılığı 150 yazdım. Yanına neden TL yazmadım? Çünkü ne diyor? Parayla ölçme kavramı her ülke kendi ulusal para birimiyle kayıt yapmak zorundadır. O zaman Türkiye'de TL ulusal para birimi yanına da tutup birini TL yazmama gerek yok. Zaten yapacağımız kayıtlarda da göreceksiniz. Para birimi yazmayacağız hiç. Şimdi bir de gömleğim var. O da 50 lira olsun. Yazın. Parasal tutar diye anlattım. Sonra bir saatim var kolumda. O da 100 lira olsun. Onu da yazdım. Sonra bir de ayakkabım var. O da 200 lira olsun. Onu da yazdım. Bakın sahip olduğum bütün varlıkları yazdım. Toplam kaç liralık varlığım var? Bakıyorum. Toplam 500 liralık varlığım var. Peki bu varlıkları nasıl edindik? Nasıl aldık? Bir takım kaynaklar kullandık, değil mi? Mesela neyi kullandım? Kendi birikimimi. Biriktirdiğim parayı. Yazayım. Biriktirdiğim para. Yani birikimim. Başka bir de işte servetim. 300 lira olsun. 300 liralık birikimle, servetle ben bu kadar varlığı alabiliyor muyum? 500 liralık alamıyorum. Demek ki başka kaynaklar da kullandım ben bunu alırken. Param yetmedi. Gittim babama. Dedim ki baba bana biraz borç verir misin? Tamam dedi. 150 lira borç aldım ondan. Hala bakın yetmiyor param. Şu 500 liralık varlığı edinmeye. Gittik kardeşe. Kardeşten de 50 lira borç aldık. Bunlar borç arkadaşlar. Şuraya yazacak yazmıştık ama silinmiş bak görüyor musun? Neyse şurada kalemimiz vardı bir yazmaya çalışalım. Şunların hepsine borç. Niye? Çünkü kendi birikimimiz, servetimiz bu varlıkları almaya yetmedi. Bunların hepsi borç. Şuraya yazalım ki bu önemli. Yani kaynak olarak ben ne kullandım? Kendi servetimi kullandım. Bir de ne yaptım? Borç aldım. Değil mi? Bu borcu kullandım. Almış olduğum borcu kullandım.
Ç'nin çizgisini çizemiyorum. Sorun değil herhalde. Anlaşılmıştır. Bunu kapatalım kalemi. Peki toplam 500 liralık varlığım vardı. Bakıyorum. Toplam 500 liralık da kaynak kullanmış. Arkadaşlar bu çok önemlidir burası. Ne kadar varlığınız varsa o kadar kaynağınız olmak zorunda. Bakın bunu unutmayın. Ne kadar varlığınız varsa bir sonraki sayfaya aktaramıyoruz, sorun değil. O kadar varlığın kaynak kullanmış olmak zorundasınız. Şimdi bazı arkadaşlar bazen diyor ki hocam biz saati yerden bulduk ne olacak? Sosyal sorumluluk kavramı gereği o saati götürüp sahibine geri vereceksiniz arkadaşlar. Muhasebe öyle yerden bulmayı, gökten gelmeyi kabul etmez. Bu eşitlik önemlidir. Ne kadar varlığın varsa o kadar kaynağın olmak zorundadır. Şimdi olaya bir de işletmeler açısından bakalım. Bakın ne dedik? İşletmeler de birer kişidir. Dolayısıyla işletmeler de kendine ait varlıklar edinebilirler. İşte bu işletmelerin kendine ait varlıklarını ve bu varlıkları edinirken kullandığı kaynakları gösterdiği tabloya biz bilanço diyoruz. Şöyle iki taraflı bir gösterime sahiptir bilanço. Üst tarafta şöyle bilanço yazar. Sol tarafta, karşıdan baktığınızda sol tarafta işletmenin sahip olduğu varlıkları, sağ tarafta ise bu varlıkları edinirken, alırken kullandığı kaynakları yer alır. Şimdi muhasebede bir de biz böyle sol taraf sağ taraf söylemlerini çok sevmeyiz, kullanmayız. O yüzden işletmenin varlıklarını gösterdiği tarafa yani sol tarafa aktif, kaynakları gösterdiği tarafa ise pasif adı verilmiştir. Yani bilançonun aktif tarafında varlıkları, pasif tarafında ise o varlıkları alırken, edinirken kullandığı kaynakları yer alır. Ve bu kaynakları bir hatırlarsanız ben kendi bilançomu oluştururken ne demiştim? Kendi birikimimi, servetimi kullandım. Bir de borç aldım. İşletme de bir kişi olduğu için ne yapabilir? Borç kullanabilir, değil mi? Gidip borç alabilir. Mesela bankaya gidip bir işletme kredi çekebilir. Aynı biz de bir kişi olarak bunu yapabiliyoruz. İşletmeler de yapabilir. Dolayısıyla işletmenin de kaynaklarının bir kısmı borçlardan oluşur. Yine işletmenin de kendi birikimi, serveti vardır. Değil mi? Bu en başta bu nedir? Ortaklarının işletmeyi kurarken işletmeye verdiği değerler. Mesela kasasına para koydular, işte binasını aldılar, taşıtını aldılar, değil mi? Bunlar nedir? İşletmenin sermayesidir. En basit haliyle bu kaynakları biz borçlar ve sermaye olarak ikiye ayırırız. Bu sermaye dediğim şey işletmenin kendi servetidir. Bu tabii daha sonra biraz daha kapsamını genişleteceğiz bunun. Şimdilik en temel mantığıyla, yaklaşımıyla biz varlıklar eşittir kaynaklar demiştik. Ne kadar varlığınız varsa o kadar kaynak kullanmış olmak zorundasınız o varlıkları edinebilmek için. Dolayısıyla bu eşitlik önemlidir. Biz bunu bu eşitliğe bilanço temel denklemi deriz ya da muhasebe temel eşitliği deriz. Yani ne kadar varlığın varsa o kadar kaynağın olmak zorunda. Varlıklar eşittir kaynaklar dedik. Kaynakları nasıl yazmıştık? Borçlar artı sermaye demiştik. O zaman varlıkları borçlar artı sermaye olarak da gösterebiliriz. Yani varlıklar eşittir borçlar artı sermaye. Bu bilanço üzerinde daha çok duracağız. Bilançoyu biraz daha böyle detaylandıracağız. Bazı ayrıntılar da eklemeye başlayacağız. Ama temel olarak bu eşitlik çok önemlidir arkadaşlar. Bu eşitlik hiçbir zaman bozulmaz. Yani ne kadar varlığın varsa o kadar kaynağın olmak zorundadır. Ben bunu yerden buldum. Bu şuradan geldi, gökten geldi de diyemez. Burada da sermayeyi nasıl ifade ediyor? Bakın sermaye eşittir varlık eksi borçlar. Niye? Bakın bu eşitlikleri böyle okuyabilmelisiniz. Çünkü sana işletmenin varlıklarını verir. Yani şu kadar liralık varlığı var. Şu kadar liralık borcu var. Bu işletmenin sermayesi ne kadardır? Eğer şu eşitliği biliyorsan varlıklar eşittir borçlar artı sermaye ne yaparsın? Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa toplayarak sorulana cevap verirsin. Sermaye eşittir varlıklar eksi borçlardır. Değil mi? Bunu bu şekilde ifade ettik. Dediğim gibi bilanço üzerinde yine daha çok duracağız, detaylandıracağız. Detaylandırdıkça bütün bu bilgiler kafamızda daha da böyle sağlam bir yer edinecek ve somutlaşacak. Bir diğer tablomuz gelir tablosu. Bilançoyu nasıl tanımlamıştık? Bir işletmenin sahip olduğu belirli bir anda
parantez içinde tarihte, sahip olduğu kayıt varlıklarını ve bu varlıkları edinirken kullandığı kaynakları gösteren tablodur. Peki gelir tablosu nasıl bir şey? Bir bakalım nasıl tanımlanıyor? Şöyle tanımlanmış gelir tablosu da, bir işletmenin belirli bir dönemdeki gelirlerini ve giderlerini gösteren ve sonucu kar veya zarar olarak ortaya koyan tablodur. Şimdi burada arkadaşlar şu sol tarafta bir gelir tablosu, özet gelir tablosu yapısı görüyorsunuz. Çok önemli değil. Bu bir fikir versin diye bu tabloyu koydum buraya. Tanıma bakalım. İki tanımı bir karşılaştıralım. Bilançoyla gelir tablosunun tanımını. Arada ne tür farklılıklar var acaba? Bilançonun tanımını bir hatırlayalım tekrar. Bir işletmenin belirli bir andaki diyor değil mi? Belirli bir tarihteki. Burada ise ne diyor bakın? Belirli bir dönemdeki. Demek ki arkadaşlar buradan şunu görüyoruz. Bilanço nokta bazlı bir gösterime sahip. Belirli bir anı gösteriyor. Belirli bir tarihi gösteriyor. Nedir o tarih? Dönem sonu. Eğer bir takvim yılı ise dönem uzunluğunun 31 Aralık. Değil mi? Onu gösteriyor. Gelir tablosu ise belirli bir dönemi gösteriyor. Yani başlangıcı ve sonu olan bir süreci, bir akışı gösteriyor. O yüzden gelir tablosu dinamik bir tabloyken bilanço statik bir tablodur. Hatta bilanço için derler ki işletmenin fotoğrafıdır. Fotoğraf ne demek? Deklanşöre basıp çektiğinde ya da işte artık devir değişti mi? Telefonun tuşuna basıp çektiğinde o anı olduğu gibi, o andaki gibi sabitliyor. Tam çektiğin anı olduğu gibi, o an olduğu gibi gösteriyor. İşte bilançoda işletmenin varlıklarını ve kaynaklarını oluşturulduğu andaki, yani 31 Aralık bir takvim yılı kabul ettik dönemimizin 31 Aralık tarihindeki görüntüyü verir. Bilançoda şöyle bir kural vardır. Varlıklar ve kaynaklar o günkü değerleriyle yer almak zorundadırlar. Bu önemlidir. Neden? İşte fotoğraf dedikleri de budur zaten. Bilançoda varlık ve kaynaklarını tam bilançonun oluşturulduğu, çıkartıldığı tarihte, dönem sonundaki değerleriyle gösteririz. Bunu yapabilmek için de bilançoyu çıkartmadan önce envanter işlemleri dediğimiz işlemleri gerçekleştirirsiniz. Tek tek sahip olduğunuz bütün ve varlık ve kaynakları belirler, onların değerlerini tespit eder, o şekilde yazarsın. Mesela gidersin kasandaki parayı sayarsın, dersin bu kadar param var. Depodaki mallarına gidersin, bakarsın kaç liralık, ne kadarlık malın var, bunları tespit edersin ve o günkü değerleriyle yazarsın. O yüzden derler bilançoya işletmenin fotoğrafıdır diye. Gelir tablosu ise daha dinamik bir süreci anlatır bize. Gelir, şimdi bu iki ayrım, iki fark, temel fark bu. Bir diğer, şimdi tanıma dönelim. Ne diyordu bilançoda? Belirli bir andaki varlıklarını ve kaynaklarını gösterir. Burada ne diyor bu ise bakın? Gelir ve giderlerini gösterir. Arkadaşlar bilançoda işletmenin sahip olduğu varlıkları ve kaynakları, gelir tablosunda ise gelirlerini ve giderlerini görürüz. Temel fark budur. Bu da önemlidir. Tutup bilançoya geliri ya da gelir tablosuna bir varlık kalemini yazamazsınız. Bir de diyor ki bakın, sonucu kar veya zarar olarak ortaya koyar gelir tablosu. Bu sonucu biz bilançoda da görürüz arkadaşlar. Sonuç gelir tablosunda belirlenir, hesaplanır. İşte neye? Sonuç nedir? Neydi? Kar ya da zarar. Onu nasıl buluyorduk? Gelir ve giderlerimizi kullanarak. Sonucu gelir tablosunda bulursunuz. Gelir tablosu kar ya da zarar olarak sonucunuzu gösterir. O sonuç, bulduğunuz sonucu bilançoya da yazarsınız. Böylece her iki tabloda sonucu gösterir. Ama aradaki fark şudur. Bilançoya baktığınızda o sonucun nasıl oluştuğunu göremezsiniz. O kar ya da zararın nasıl oluştuğunu, o kar ya da zararı oluşturan gelir ya da gider kalemlerini göremezsiniz. Ama gelir tablosu size sonucun nasıl oluştuğunu da gösterir. Temel farklar bunlardır. Bir de gelir tablosunun bilançoyu etkileme özelliği vardır. Çünkü sonuç gelir tablosundan bilançoya gider. Dolayısıyla bilançoda gelir tablosuna gelen bu unsurla değişir, etkilenir. Ama bilançonun gelir tablosunu etkileme özelliği yoktur. Bu bilgileri aktardık. Az önce anlattıklarımı bir tablo olarak yine buraya koydum. Bilanço işletmenin finansal durumunu gösterir. Gelir tablosu ise işletmenin performansını gösterir. Finansal performansını gösterir. Tamam mı? Hatta o yüzden bilançonun diğer adı finansal durum tablosu, gelir tablosunun diğer adı da finansal performans tablosudur. Böyle de bir
durum vardı. Bunu da böylece yeri gelmişken söylemiş olduk. Bakın burada bir nokta daha var. Gelir tablosu için demiş ki tabloda yer alan tutarlar izleyen yıla aktarılmaz. Neden? Dönemsellik kavramını hatırlayın. Ne demişti? Her dönemin gelir ve giderini ait olduğu dönemi yaz. Dolayısıyla gelir tablosunda gelirler ve giderler o döneme mesela 2023 sonunda çıkarttık diyelim ki 2023'e aittir. 2024'de devre olmaz. Değil mi? Gelir tablosundaki bütün gelir ve gider tutarları ait olduğu dönemde kalır. Yeni dönemde yeni bir tablo oluştururuz. Böylece bugün dersimizi tamamlamış olduk. biraz böyle havalar soğuk buralarda tabii. Faranjitimiz fazla, biraz fazla öksürdüm, kusura bakmayın ders esnasında. Bu dersimizde bir giriş yaptık. Muhasebeyi tanımladık. Amacından, işlevlerinden bahsettik. Üretilen bilgileri, muhasebe sisteminde üretilen bilgileri kimler kullanıyor bunlara değindik. Muhasebenin bölümlendirmesinden bahsettik. Temel kavramlardan, muhasebenin anayasası, muhasebenin temel kavramları çok önemli. Bunlardan bahsettik. Bir de temel finansal tablolarımızı ele aldık. Muhasebe mesleği her ülkenin kendi yasal düzenlemeleri çerçevesinde bir takım süreçlere tabi olarak yürütülüyor. Burada da serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olmak üzere iki tür meslek mensubu var. Bunun için bir takım sınavlara giriyorsunuz. İşte belirli üniversitelerin belirli bölüm, şey belirli üniversite belirli fakültelerinden bölümlerinden diploma almış olmanız gerekiyor. İktisat, işletme, bankacılık gibi. Sınavlara giriyorsunuz, stajlar yapıyorsunuz ve staj sonunda da mesleğe başlayabiliyorsunuz. Böyle bir süreç, kısaca ondan da bahsetmiş olduk ve bugün dersimizi tamamladık. Sorusu olan var mı anlatılanlarla ilgili? Herhangi bir soru veya açıklama yapmasını istediğiniz noktalar? Sanırım yok. Öyleyse bugünkü dersimizi bu şekilde tamamlayalım. Önümüzdeki hafta kitabımızın ikinci ünitesini işleyeceğiz. Konularımız biraz kapsamlı, süremiz dar. Olabildiğince verimli bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Siz de önceden okumalar yaparak gelirseniz çok daha verimli geçer derslerimiz. Her ders sonunda veya anlattığım esnada konularla ilgili sorularınız olursa da bana yöneltebilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.